Philips FW390C. CD çaları açılmıyor sadece. Kaset çalarla çalışıyor. Belli ki iyi lastikleri. Bir sökelim bir de Philips bakalım. Elimize geçmişken. Genel olarak hepsi Torx'tur Philips'ten. Şu yani. Alyan'a benzeyen bir de. Bak iki vida buradaymış. Aklınız olsun. Ulan çok ilginç bir teypmiş ha. Harbiden Philips'ler ilginç bir. Yani bu Philips ilginçmiş. Sen daha sökmüştün mü? Şimdi teybi söktük. İçini şöyle bir göstereyim size Philips'in. Şimdi şu modül herhalde radyo kartı. Aynen bu radyo kartı. Bu mainboard'u. Bu da işte ön kontrol paneli. Lastikleri gerçekten çok iyi durumda. Ne gevşeme var, ne gerginlik var, ne elastik durumda. Yani çok güzel. Kaset çalar bizi güldürdü. Hiçbir şey yapmayacağız. CD çaların kısmına bakacağız. Muhtemelen onun beltinde bir sorun var. CD çalar açılmıyordu. Yani Philips'lerin içi genel olarak böyleymiş. Ekranı zaten çok netti, güzeldi. Ekranına dokunmaya gerek yok. Şimdi şu CD çalara bakalım. Şunun tozunu alacağım, toplayacağım. Şimdi benim bu teybi asıl açma amacım birincisi inceleme, ikincisi CD tablasının geri ileri gitmemesi. Şimdi CD tablasının geri ileri gitmemesine bakıyoruz. Belki çok iyi durumda ya. Vallahi ben o kadar baktım hiçbir şey bulamadım. Şimdi takacağım abi. Takıp deneyeceğim. Çalışırsa da bırakacağım. Beltler falan sağlam çünkü. Evet biraz toz var, silelim. Evet şimdi toplayabiliriz abi. Direkt toplayalım. Şurada bir saçmalık var bana göre. Şu kablo şunun altına giriyor, çıkıyor. Bir de aşağıdan doğru geliyor. Zedelemiyor, ona göre tasarlamışlar ama olsun. Yapacak bir şey yok. Öyleyse öyledir. Bak şimdi şuradaki bir kabloyu görüyor musun? O kablo şu demirin oradan doğru gelecek. Demirin şurasına sürtüyor bildiğin ya. Garip bir teyp yapmışlar. Şimdi en azından şu CD'nin geldiği kablonun olduğu demire bir bez bant yapayım ki. Böyle. Bir daha göstereyim de görün.
Ulan çok ilginç ya bunu böyle yapmaları. Ya bir şey olmaz yapmış da yani. Çok serbest bırakmışlar. Çok bildiğin kör cahil tasarım yani. Anlamadım. Makineyi topluyorum. Beltleri makinenin bayağı iyi durumda. Müthiş denecek kadar iyi. Zaten motorun dönmesinden belliydi. Şimdi vidalarını atalım, bir test edelim. Aletin bakımını bitirdim kendimce. Bak bunlar çalışıyor. CD'ler başlıyor. Az sonra kolon testi yapacağım. Sony'nin kolonlarıyla kasacağım biraz bunu. Trafo gücü 55 watt yazıyor. Ama ses çıkış gücünü bilmiyorum. Sony'nin kolonlarını güzel yüksek sesle çalarsa, güzel ve yüksek sesle diyorum. Bu bildiğim kadarıyla 6 ohm. Bizim Sony'ler de 6 ohm. Bunun dışında her şey çalışıyor. Kumandası da var. Kumandayı da temizledim. Teybin en çok sevdiğim kısmı şu oldu. Şu tuşları. Cam. Yani mükemmel yapmışlar ya tuşları. Çok güzel bir görüntü katıyor. Şu tuşlar yani Sony'lerde yok. Öyle söyleyeyim. Yalan yok. Sony'lerde yok. Böyle tuşlar yok. Şimdi bunun bir serisi daha var. Ben onu da çekeceğim, koyacağım. Bir alt serisi var. Tek CD'li. Bu gövdenin. Onu da çekeceğim. Şimdi bir ses testi yapalım. Çift çıkışlı AUX'u var. Zaten çift kaset çalar. CD tuner. Bakalım CD midi çalışıyor mu bilmiyorum da. Şimdi aletin arka çıkışlarını göstereyim. Video. Hani VCD oynatırsın diye. Eski teknoloji. AUX. İki çıkış. Artı aktif subwoofer çıkışı var. Giriş var. Şeyi de burada 44 wattmış. Biraz yanılmışız. Bir deneyelim. Şimdi alete 6 ohm gücünde 2 adet Sony bağladım. VX700 serisinin. Şimdi tapeler. Tapede bir ilginçlik var. Şu sol taraf hızlı sarma yapmıyor sağa sola. Ya orijinalden, ki ben orijinalden olduğunu düşünüyorum. Sadece sağ taraf yapıyor hızlı sarma. Yani bozukluktan değil. Öyle tahmin ediyorum. CD. Şimdi radyodan bir başlayalım denemeye. Kaçak. LED'leri var. Her seçtiğim tuşun. Şimdi bir CD deneyelim. CD'de acayip yüksek sesle çalıyor. Yani demezsin yani. Şu aletin şeyi 55 watt diye. Trafo gücü. Yani arkasında yazıyor. Bilmiyorum da. Çıkış gücünü bilmiyorum. Abi. Çıkış gücünü de. Yani kendi sesini rahat duyamıyorsun. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu da CD'ydi. Şimdi kaseti bir dinleyeyim. Bir numaralı kaset. Levent Yüksel. Kaset çalar çok. Gerçekten çok. Yağıyor normal alalım bakalım.
köy vardı ya. Uzaklarda. Ben... İki hoparlör de aynı derecede sese sahip. Kasetlerin ikisinde de hiçbir sorun yok. Şimdi AUX'a geçelim, testimizi bitirelim. Yani şu teyp şu kolonlarla gayet güzel çalıyor. Onu açıkça söyleyeyim. Yani ses seviyesi adamı tatmin edici ama ne kadar dayanır, dayanmaz mı onu tam bilmiyorum. AUX'a geçiyorum. Testimiz bitmiş oldu. Bence güzel alet. İş yapar.